vermediğini zaman gösterecek. İsmail Saymaz, Veys Ateşli programdayken Sezgin Baran Korkmaz bağlanmıştı ve demişti ki Amerika'da böyle bir aramam yok. Tam da bunun üzerine bugün Avusturya'da Amerika Birleşik Devletleri'nin talebi üzerine tutuklandı. Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun da Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesi için işlemleri başlattıklarını söyledi. Söz konusu şahıs dün 19 Haziran günü Viyana'dan takriben 260 kilometre uzaklıkta bir kasabada gözaltına alındı ve kendisi akşama doğru Viyana'ya getirildi. Hali hazırda Viyana Eyalet Ceza Mahkemesi'nde bulunmakta ve hakim karşısına çıkmayı beklemekte. Kurallar gereği, doğal akış gereği yarın çıkması büyük bir ihtimal. Bizler de bakanlığımızdan aldığımız talimat doğrultusunda gereğini yerine getirerek iade işlemleri için süreci 19 Haziran tarihiyle başlatmış durumdayız. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu belediye başkanlarıyla birlikte Gaziantep'teydi. Çalıştay'ın son gününde basın mensuplarıyla kahvaltı yaptı. Kahvaltının ana gündem maddelerinden biri de erken seçim ve Kanal İstanbul'du. Erken seçimi daha çok biz iktidara gelmek için değil. Erken seçimi bu millet beladan kurtulsun diye istiyoruz. Erken seçim çağrısını Gaziantep'te de yineledi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelen Kılıçdaroğlu'nun hedefinde AKP ve Erdoğan vardı. Vatandaş perişan oldu. Dün Gaziantep'i gezdim. Var olan iktidar sorun çözme kapasitesini kaybetmiş bir iktidardır. Açık ve ne söylemek gerekirse milletin başına bela olan bir iktidar var. Bunun değişmesi lazım. CHP liderine Cumhurbaşkanı adaylığı da soruldu. Millet İttifakı'nı işaret etti yine. Biz bir ittifakın içindeyiz. Bizim ittifakımızın adı Millet İttifakı. Bizde demokratik kurallar geçerlidir. Demokratik kurallar neyi öngörüyorsa o çerçevede hareket ediyoruz. Eğer Cumhurbaşkanlığı konusu gündeme gelirse otururuz ittifakın bileşenleri olarak, liderler olarak otururuz. Konuşuruz, kararımızı veririz. O karara da eminim bütün arkadaşlarımız uyarlar. 26 Haziran'da temel atma töreni yapılacak olan Kanal İstanbul projesi için de çağrı yaptı CHP lideri. Buradan bir daha çağrı yapıyorum. Hiç kimse Kanal İstanbul olayına girmesin. Ha diyorlarsa ki biz gireceğiz. Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda bir sefer onlarla ilişkiyi keseceğiz. Ülkesiyle de ilişkiyi keseceğiz. Eski Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan'ı hatırlattı Kılıçdaroğlu. Kendi şirketi üzerinden koltuğunda oturduğu bakanlığa hijyen malzemeleri satmıştı Pekcan. Kendisi görevinden ayrıldı. Ama hiçbir işlem yapılmadı. Dünyanın her tarafında bu her şeyden önce büyük bir ayıptır. Ama siz ayıbı görmüyorsunuz. Çalana hesap sormuyorsunuz. Çalan çaldığıyla kalıyor. Sonra dönüp hep beraber diyoruz ki ne olacak bu memleketin hali? Bu memleketin hali böyle gitmez. Selamlar. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP'li İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerini eleştirdi. Daha taş üstüne taş koymadılar dedi. Zerre miktar hizmet ettikleri yok. Taş üstüne taş koydukları yok. Algı operasyonu çekerek devam ediyorlar. Böyle eleştirdi CHP'li belediyeleri. Taş üstüne taş koymuyorlar dedi AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki. AKP il başkanlığını ziyaretinde sarf etti bu sözleri. CHP'li belediyeleri özgüven patlaması yaşamakla suçladı. Ankara, İstanbul, Mersin ve Adana gibi bir takım büyük şehirlerde rakibimiz olan bir parti o belediye başkanlıklarını kazanınca bir havaya girdiler, bir özgüven patlaması yaşıyorlar. Özhaseki 2019 yerel seçimlerinde CHP'nin adayı Mansur Yavaş da yarışmış ve seçimi kaybetmişti. 2 yıl sustuğunu söyledi Özhaseki. Şimdi konuşacağız dedi ve ekledi. 2 sene sabrettik, ağzımızı açmadık. Şimdi söylemeye başlayacağız. Zerre miktar hizmet ettikleri yok. Taş üstüne taş koydukları yok. Algı operasyonu çekerek devam ediyorlar.
Covid-19 var olan ekonomik krizi ve yoksulluğu gün geçtikçe derinleştiriyor. Pandemi nedeniyle iş yerini kapatan esnaf, asgari ücretliler, işsizler ve daha birçok kesim yoksullukla tek başına bırakıldı. 34 milyon 538 bin vatandaşın bankalara ve finansman şirketlerine toplam 951 milyar lira borcu var. Ve bu borç gitgide büyüyor. Çünkü yurttaş borcunu borçla kapatıyor. Ekonomik kriz ve yolsuzluk giderek derinleşiyor. Hal böyle olunca umutsuzluk artıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Burhanettin Bulut yaşanan ekonomik krizle ilgili rakamları derledi. Bugün itibariyle vatandaşlarımızın bankalara, finansman şirketlerine olan borcu 951 milyar TL'yi bulmuş durumda. Bu bir rekor. Bulut 34 milyon 538 bin vatandaşın bankalara ve finansman şirketlerine toplam 951 milyar Türk lirası borcu olduğunu belirtti. 34 milyon 500 bin insan bankalara ve finansman şirketlerine her ay düzenli olarak borç ödüyor. Pandemi döneminde alınan borçların tümü eski borçları kapatmak üzere. Yani yeni bir yatırım, yeni bir iş yeri falan değil. Bunların hepsi özellikle pandemide iş yeri açamamasının iş kayıplarından kaynaklı borç ödemek üzere kurgulu. Esnaf, öğrenci, emekli, işçi, işsiz. Neredeyse herkes pandemide yoksullukla baş başa. Borcu borçla kapatıyor, krizi derinden hissediyor. Bu şekilde vatandaşlarımızın yeni iş yeri açma olasılıkları ya da mevcut borçları ödeme ihtimalleri yok. Gırtlağına kadar borca batmış durumda. Bunun adı modern kölelik. İcra dosyalarına her gün bir yenisi ekleniyor. Zamanında ödemediği için bankalar tarafından icraya verilen takipteki borçların 13 milyar lirası tüketici kredilerinden, 5.4 milyar lirası ise kredi kartlarından. Hükümetin acil olarak bu borçlarda bir yapılanmaya gitmesi gerekiyor. Faizlerin silinmesi gerekiyor ve karşılıksız yardım yapılması gerekir. Yoksa aksi takdirde vatandaşlarımız bankalardan borç alarak eski borçları ödemeye devam edecekler. Pandemi nedeniyle iş yeri kapanan esnaf, asgari ücretliler, işsizler, hal böyle olunca da vatandaş her yeni güne borçla ve sıkıntıyla başlıyor. İnsan çoktur. Gelsin bir bakalım, sokağa bir insin, halkın sesini dinlesin. Görsün bakalım ne diyorlar, ne konuşuyorlar, onları bir dinlesin. Yani yemiyoruz ki yedirelim, yok ki. Ya sözün bittiği yer artık. Vergiler, zamlar ve gitgide artan hayat pahalılığı. Halk yoksullaşıyor. Yeni bir emekli vatandaş olarak hiçbir şey beklentim yok. Saldım çayıra, Mevlam kayıra. Vallahi hükümetten beklentilerimiz herkese elini uzatmasıydı ama olmadı. Ya. Görüntüler turizmin başkenti Antalya'dan. Pandemi sürecinde yeterli desteği göremeyen esnaf, işsiz kalan, çalıştığı halde ücreti, emekli olduğu halde emekli aylığı, ihtiyaçları